Selamlar dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Valheim'ın 8. bölümüyle karşınızdayım. Troll kıyafeti, troll derisi kıyafetimizle. Bir troll daha avlamamız gerekiyor full set için. Seti geliştirmek için de üstüne 2 troll daha avlamamız gerekir. Hatta 3. Böylelikle setimizi en azından şimdilik bize sunulan imkanlar arasında en güçlü set haline getirebiliriz. Bölümün sonunda yine ölmüştüm yanlış hatırlamıyorsam. Eşyalarımı almaya gittiğimde yol üzerinde bir bina gördüm. İskeletler falan vardı. İskelet mi vardı? Boz cüce mi vardı? Neyse işte. Onu öldürdüm. Girdim oraya. Abi orada şey vardı. Şöyle göstereyim. Konum kitabesi vardı. Taşlar var ya. Burada bir yapı var. O yapının içine girdiğinizde bir konum gösteriyor. Konum burada kadim olan diye. Denizi aşmamız gerekiyor kadim olana gitmemiz için. O uzakta bir yer şu anda bizim için. Bir de baktım da şuradaki denizi açmamışım. Niye bilmiyorum. Orası açıkta değil. Şuralar açıkta değil. Ve şurayı keşfetmedik. Giderken ben burayı da açtım komple. Şuraya kaldı. Şimdi rotamız orası. O tarafa doğru gideceğiz. Giderken de üzerimize bir bakalım gitmeden evvel. Şimdi et pişirelim birazcık. Orman hareket etmiyor inşallah. Önceki bu bölüm 2 saat 45 40 50 dakika falan 2 saat 50 dakika falan sürmüştü zannederim. Öyle olunca ben onu hızlandırdım dediğim gibi bölümün içinde de zaten hızlandıracağımı söylüyordum. Hızlandırdım abi. Bir buçuk saate yakın bir süreye denk geldi. Umarım keyifli bir bölüm olmuştur sizler için de. Güzeldi bence. Hem troll öldürdük. Şu huşa gözüm ilişti de buna bir şey yapabiliyor muyum diye hazır buradayken. Bakayım hasar yedirtebilecek miyim. Oradan böyle bir saldım çarpsın bir yerleri o. Tabi o önce ikiye ayrılacak sonra ikiden ikiye ayrılacak falan. Biraz şey. Niye boş yer yok lan? Ha daha pişmemiş. Piş abi artık yani. Üzerimizdekiler son 2 posta daha atacağız bundan sonra. Hayda. Aslında şu ara tam orman hareket etse çok güzel olurdu biliyor musun? Bak şuraya geçince şimdi yanar bu. Yanmadı. Hocam yanar mısın? Hadi abi. Hadi. Ay senin ben. Şu duman sirküle olana kadar yanmıyor anladığım kadarıyla. Baksana. Çok tüttü. Bilemedim. Mantığını anlamadım yani. Hadi. Ver onları bana. Ver artık. Şimdi şöyle yapalım. Evet bu iyiydi. Bu iş görür. Biz de o sıra birazcık zıplama kasalım.
Şimdi oraya gideceğiz. Ama şunun gibi bir yer bulamadık. Acaba orada mı? Mesela kara ormana gir demişti. Gerçi karış karış da aradık mı bilmiyorum, aramadık. Yer altına inebiliriz belki. Ama iskeletleri cidden şu anda yani zırh olarak da dayanamıyoruz ya. Çok vuruyorlar bana. Kaçak dövüşmem lazım. Tek başına girmek biraz sıkıntı. Bunlar oldu mu? Yok, daha olmamış. Hocam yansana, derdin ne, tasan ne ya? Buradan gideceğiz. Sıfır hasar yiyor böyle. Bir troll bulursak aslında, kuşların olduğu bir yere çekip vurdursak güzel olabilir. Yumruk seviyesi için. Alabildik mi yumruk seviyesi? Silahsız 4 vuruyoruz. Aslında biraz silahsız da kasabiliriz de. Bu zırhımız çok iyiyken kasmak daha iyi tabii onu. Ha, bu arada ben size gösterdim mi bilmiyorum. Onu bir göstereyim. Ben o madencilik yaparken dönerken biraz çapayla dedim yol yapayım. Şöyle bir şey yapmıştım abi. Nerede orası? Burada. Göremedim. Şuraya mı kadar mı yaptım ki? Valla, ha şuradaki mi benim yolum? Benim yolum değil. Ha, bu benim yolum işte, evet. Burayı yaptım ben. Şöyle yol yapmıştım. Bayağı uzun bir süre gidiyor bu yol. Buradan ama şuraya gidiyor. Benim barınağa kadar gidiyor bu yol. Biz tabi buradan sağ yapacağız. Biraz şöyle görüş açısını genişleteyim bakalım. Keşfetmediğimiz yerlere gireceğiz. Etrafı görelim. Kara ormana git demişti karga bize. Kara ormanda ya şey, mesela dağ yazısı vardı önceki bölümde hatırlarsanız. Dağ yazıyordu girdiğimizde. O yazı keşke ben mesela buraya dağ diye kendim yazdım. Keşke aslında hiç buna gerek olmasaydı, kendi orada yazsa lokasyon adlarını. O zaman en azından kara orman denen yerin tam olarak ne taraf olduğunu net anlarız. Buralarda dev olabilir diye düşünüyorum. Biraz açık alan. Dev varsa da uğraşırız. Uğraşmayı severiz. Şurada bir domuz grubu var.
Burayı iki şeyde geçeceğiz gibi. Şöyle bir önce şu üst tarafı bir daraltayım. Burada yine bir böyle orta alan şeyi var. Muharebe yeri. Mesela diğer altarları da bulamadık, iyi mi? Yani sunak diyeyim, altar değil de. O sunakları da bulamadık diğerlerine. Orada 4 tane, 3 tane ya da 4 tane daha yer olması lazım. Biz onları bulamadık. Demek ki farklı farklı yerlerde böyle sandallarla falan gideceğiz. Bu haritada bir kara ormanda boss var o zaman. O boss da ne istiyor daha bilmiyoruz ki. Domuz mu istiyor? Gıda her zaman topluyoruz abi. Gıda iş yapıyor çünkü. Olmazsa olmazımız. Evet, burada bir iskelet mekanı var. Ama iskelet var mı içinde? Önemli olan o. İskelet yok. Bıçaklar mı lan? Vay. Şurası güzelmiş. Bir şuralara bakayım şöyle. Bakır yatağı burası. Şu açıklık güzelmiş. Yine bir troll muharebe alanı gibi. Biraz da kasmaya başladı burada sanki. Şuradaki domuz çetesine bir sataşacağım. Kara orman burasıymış. Ha, burada bir yerde o zaman bu şey boss'un yeri de. Doğru mudur? Burası kara orman. Boss da buralarda bir yerde o zaman. Hadi bakalım. Hop. Şurada troll var. Ve onu öldürmem lazım. 200 tane şey 250 taneye yakın yaptım ben. Nereye gidiyorsun hocam? Küstü gidiyor. Of, hava da karardı.
Legolas. Şimdiye kadar hiç savaştık. Abi vuracak beynime. Uf. Lan. Çabuk yenilenir misin? Apışıp kaldı. Lan. Oğlum sen istedin. Sana en süper gücümle saldıracağım şimdi, bekle. Ne vurdum ama. Meşalemiz yok mu? Bir meşale yapalım abi. Gece karanlığında burada geziyoruz bari. Ha, şamanımız eksikti. Gel gel. Sen hareket çekmeden öldüreyim de seni. Sonra sürekli zehri dayıyorsun ağzımıza. Envanter yine niye doldu? Abi 3 tane şey alıyorum, envanter doluyor ya. Evet. Neyse. Deve dikenini alamadık. Ahududu'dan atsam ya da mantardan olur yani. Mantarı atsam. Onu niye aldım? 50'yi tamamlamak için. Birkaç tane vardı mekanda. Şimdi biz nereyi keşfetmedik? Bu istikamet. Bu baktığım istikameti şöyle. Keşfetmemişiz. Bir gidip keşfedelim. Burada yine bir şeyleri yıkmış bu. Onu alamıyoruz. Önce şu keşfetmediğimiz yerden, madem geldik, bari keşfedene kadar gitmeyelim. Gece tehlikeli buralar ama. Meşalemiz var. Korkuttuğunu korktur, korkutamadığıyla da artık yüzleşiriz. Gücümüz yetiyor ise. Tamam, şimdi şu istikamete gideceğiz. Kasma. Oyun kaydederken kasıyor bir. Bu ne? O iskelet mekanı.
Onun adı kapış ha. Mahzenlerine işaret koymaya karar vermiştim o işareti. Mahzenlere de ineceğiz ya. Biraz daha güçlenmeyi bekliyorum. Biraz daha güçleneyim abi. Az birazcık daha şöyle toparlayayım. Hatta şu şeyler olsa efsane olacak da. Onun için de yer altına inmek gerekiyor ne yazık ki. O yüzden biraz mesela miğferimi de şimdi trole çevirdim. Bir de pelerin takacağım. Sonrasında da artık gidebiliriz diye düşünüyorum. Bunları alamayacağız, değil mi? Alırız aslında. Nasıl alırız? Şunu at, şunu al yapabiliriz. Çünkü bu sayıca ondan daha mı azdı? Yok, aslında değildi. O yüzden ne yapalım? Şunu atıp boz cüce gözünü alabiliriz. Ahududu buluruz zaten ya. Boz cüce de buluruz da. Ahududan şimdi mesela bir 50 tane var. Boz cüce mesela 50 tane olmadı henüz. Ahududu yaban mersinleri Ahududu'dan daha önemli aslında. Çünkü bu daha çok enerji veriyor. 5 enerji fazla veriyor. 5 enerji de 5 enerji yani. Önemli. Hatta ben en iyi kombonun şey olduğunu düşünüyorum. Geyik eti, yaban mersini ahududu. En güzel kombo bence bu. Yapalım mesela. Köy sizin mi oğlum? Ulan şu meşaleyi çıkardığım gibi kaçıyorsunuz ha. Ya yeter dojlama bir. Delikanlı gibi savaş benimle. Kanı bozuk seni. Bir saat uğraştırdım. Burada bir şey yok. Ama kraliçe arı geldi. O zaman yine bir şeylerden feragat etmek gerekecek. O şey ne olmalı? Ben kehribardansa bundan feragat etmek, hatta iki şeyden değil mi? Bal da alacağız ya. O zaman ne yapacağız abi? Bariz belli şekilde şununla şunu atacağız. Yani her defasında faydamıza bir başka şeyi alarak. Arı kovanı daha az bulunuyor. Bende var, evet doğru. Hepsini al. Evet, tüy de önemli ama üzerimizde çok fazla tüy var. Daha ok yapabiliriz baya. Atabileceğim başka bir şey var mı diye bakıyorum. Yani gözüme ilişmiyor. Varsa eğer atacağız. Bakalım. Taş, yani taş toplanabilir bir şey olduğu için taşı atabilirim. Da böyle dursun. Burada madem sandık açacağız, belki birkaç tane daha çıkabilir. Sabah oluyor. Bu güzel bir şey.
Burada sandık var mı hocam? Yok. There is nothing. Tamam, şunu kapat. Şurada ben bir şey mi attım? Boz cüce başı. Var bende değil mi bundan? Var da az düşüyor bu da ya. Meşaleyi at. Onu al. Tamam. İşte böyle bu oyunda. Bir şeyleri attırıp yerine daha önemlisini alman da, o konuda da tercih yapmanı istiyor. Audu'yu alamadık. Arkadan vurunca kritik giriyor bu arada arkadaşlar. Önümüzde bir iskelet daha var. Gel hocam. Hop, orada kal. Hop. Orada kal. Hop. Hop. Başka var mı? Ha, şurada kemik var. Kemikler önemli ya. Şu anda belki çok kullanmadık ama bir yerde bir şey çok kemik istiyordu diye hatırlıyorum. Dinlenme bonusumuz yok maalesef. Keşke o bonus da kalsaydı üstümüzde ama. İşte bitti. 9 dakika sonra da yine yitik gücü etkinleştirme imkanımız olacak. Eğer bir troll daha görürsem yine yitik gücü açacağım ki sağlık ve enerji yenilenmesi hızlansın. Yoksa olmuyor abi. Yani depar atıp trollün bir adımı benim 10 adımım olduğu için depar atıp mesafe açıp sonra ok sıkmam gerekiyor. Evet, burayla beraber haritada en azından şu anda üzerinde bulunduğumuz adanın da keşfedilmemiş yer kalmayacak. Ama şey olarak, harita açma olarak, haritanın içerisinde illaki halen daha görmediğimiz konutlar, terk edilmiş konutlar, taş yazıtlar, kitabeler diyeyim falan vardır. İlla ki vardır. Çünkü biz bir doğrultuda giderken haritanın bayağı bir kısmı açılıyor görsel olarak ama mesela bunun paralelinde şuradan yürümediğim için oradakileri belki görmüyorum. Öyle bir durum da var. Şimdi sizi nasıl döveceğim onu da söyleyeyim. Şöyle döveceğim. Hunharca. Hop dur orada. Hop. Dur orada. Hop. Dur orada. Hop. Dur orada. Bu çok iyi oldu bize ya. Evet. Burada da bir mahzen var. Hemen buraya da bir işaret atıyorum. Mahzen diyelim. Karga uçtu ayağımın altından. Güzelmiş. Evet. Şuraları da açalım. Bu ne lan böyle? Ağaç suru. Yan yana halay çekiyor ağaçlar. Kara ormana girdik ya. Bu ormanda nerede bu boss'un yeri ya? Şurayı açmamışım. O noktaya gidiyorum. Giderken de bir bakınayım ya. Neredeymiş bu kara ormanda? Şu an çayır diyor, kara orman demiyor. Şimdi kara orman diyor.
Ama mesela benim şurada da kara orman vardı. Burada neresiydi? Şurada mı kara ormandı? Alamam ki derisini. Geyik için yer yok üzerimde. Maalesef. Mesela şurada özel bir sis durumu var ama sunak munak göremiyorum. Hani acaba burası mı diyeceğim de, ha o şeyler, deve dikenleri öyle görsel yapıyor değil mi? Tamam. Evet, bu kara ormanda nerede ya bu? Bak, bu da trollün devirdiği ağacın şeyleri. Ya hiç böyle bir kaliteli ağaç log mok çıkartmıyor. Odun. Pas oldu. Ben boss buralardadır diye umut ediyordum da. O burada, asıl boss burada. Gel hocam, gel. Seni seviyoruz ya. Acaba yer altında falan mı diyeceğim, mahzenlerden birinde mi boz? Öyleyse biraz gıcık olmuş. Şurada bir yapı var. Bu yapıya girmişimdir muhakkak da. Evet, girmiştim. Boşalttım. Hatta şu buraya şey attım. Ama yani. Hocam. Yani. İlginç. Diyecek bir şey bulamıyorum. Acaba şu tarafa gitmemişiz ya, orada mıdır ki? Şuradan içeri bir girelim mi ya? Bir tane mahzen görelim hadi. Meşale yapacak yer de yok. Kejge meşale yapacak slotum olaydı. Nasıl yaparız onu peki? Karanlıkta gitmektense. Şunu şimdilik atayım buraya. Gerçi ben buradan bir şeyler de toplayacağım abi. O zaman şöyle yapalım. Bunu buraya atayım. Şu arıyı alayım. Geri döneyim. Üzerimi boşaltıp geleyim. Geri dönüp üzerimizi boşaltıp gelelim. Çünkü buraya eğer başarıyla geçersek bu sefer üzerimizdekilerden feragat etmek isteme durumu olabilir. Yol üstü beleş. Şu kısma gitmeli bence. Oralara bakamamışız. Bir oradan bakarak döneyim. Bakamamışız değil, bakmışız da yeterince bakmamışız galiba. Muhtemelen gece geçtim oradan, peşimde troll murol. Oralarda bir troll vardı, hatırlıyorum. Gideyim onu da yıkayım. Eğer oradaysa halen. Onun da bir aklını alayım.
dakika, 1,5 dakika sonra Ektir de geliyor. Ektir, Ektir. Nasıl okunuyor? Ay, Ektir. Ha, burayı parçalamışız. Şey yeri bura. Şu kadim tohum muydu? Onun yeri. Ormandaki kadim tohum yerlerinin çoğunu da yıktım herhalde. Ve çok güçlü değilken yıktım yani. Kendilerine yıktırdım taktikte. Evet, dev burada. Sen bana oyunun başına çektirdiydin. Şimdi ben de sana çektireceğim. Az kaldı hocam. Bekle, seni şöyle bir ormana çekeyim. Gel gel, sen benim pelerinimsin. Adam hiç zorlanmadan çıkıyor, biz zıplaya zıplaya çıkıyoruz. Şu yıktığın ağaçları da alayım da beleş hizmet. Kızdın mı? Bir tane de salak geldi peşime. Lan lan lan. Yakalayıp ne yapacaksın lan? He? 27 yedin kafaya. Haberin olsun da yani az buz vurmuyoruz biz de. Ha, burada bir yazı var. Bu da köşe ebelemeci oynuyor bende ya. Hayır. Ne koydu be? Ortağım bizde böyle. Kafayı niye vermiyorsun? Lan öbür devin kafasını almadım mı ben? Ana. Öbür devin kafasını almamışız. Tü. Aa, kötü hissediyorsun bunu. Ha. Şuna bak, ne kustuk be. Ört lan dedi, örtüyor bizi. Bayağı bir kustuk. Gul 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 oldu. Tamam abi, neyse, onu da öyle denemiş olduk. Etkisini de öğrenmiş olduk. Böylelikle Tron'un kafasını da aldık. Öbür kafa nerede ya? Öbür kafayı da bulmam lazım o zaman. Ne diyor burada abi?
Beni okuyanlar boz cücelerin karanlıkta bu pusuya yatan. Hay boz cücelerine ya. Şurası halen daha şey. Öbür trolü ben nerede öldürdüm? Bir ona bakayım da. Şurada bir yerde öldürdüm. Ben şuraya bir troll kafası yazayım. Troll kafası buralarda. Tamam. Öyle dursun da bir mahzene geldiğimde bir dolaşayım o civarları ya. Demek ki troll kafasını almadık ha. Örtülen oymuş abi. Üzerinde yemek yedin. İşte etki değiştirmek istiyorsun. Onu yiyip kusuyorsun, kusuyorsun, kusuyorsun. Ne lan o? Ha şu kırmızı zımbırıklardan. Burada bir tane daha troll olmalı. Onu da kesebilirim. Hazır açılmışken. Buralarda bir yerdeydi ya. O yüzden ben buraya girmedim. Tam şurada da olabilir. Bu buraları o yüzden açmamıştım ben. Trollden kaçıyorum diye öldüm hatta bir iki kere o trolle. Burada sapık var. Burayı patlattık değil mi? Tamam. Burada bir şey kalmamış. İyi. İşte o troll de burada bir yerde. Tepeme çökmüştü. Bayağı da bir kovalamıştı beni vicdansız ya. Belki şu daha ilerlerden bile başlamış olabilir kovalamaya. Baksana buralara hiç girememişim demek ki. Burada Toto'nun korkusuyla bayağı bir kaçtım, peşledi beni. Buralarda kara orman demek ki buralarda bir yerde de olabilir. Buraların içinden geçmedik, kıyıdan geçtik özellikle. Şuraya bakmıştım, bunu hatırlıyorum. Bir şey yok zaten burada. Demek ki bakmamışım ya. Bak, buna benzer başka bir şeye bakmışım o zaman. Kalay 220 yok ya bulaşma. Şimdi bu ne lan? Bir an dedim ki yeni bir element daha mı çıktı? Ha orada. Şerefsiz orada. Dur ben şurayı bir açayım hemen. Uf, beyni kanadı.
Gel gel beni biraz peşle. Derinden kıyafet yapacağım. Nereye hocam? Buradayım burada. Aklım döndü biliyorum da. Öyle alırız biz aklını. Gel gel. Çağırma milleti. Nereye gitti lan o? Hayata küstü. Adam hayata küstü, bıraktı beni. Tabi dur ya. Kıyafetimi yırtıyorsun. Ama şimdi o gelirse ağzıma tükürür. Bir durun siz ya. Siz bir durun lütfen. Bak şeyim de yenilenmiyor. Of. Adam uzun menzilli saldırıyor. Taşlamayın lan. Hadi görüşürüz ortağım, siz takılın orada. Evet. Zannedersem bu kadar trolle artık bir şeyler yaparız. Kıyafetimizi full değiştireceğiz. Umarım. 50 de troll sayesinde odun topladık. 3 troll sayesinde diyelim. Bölümün başlığı belli oldu. Bereketli troll avı. Barınağımız da şu anda iyi olduğu için şey anlamında yıkılmıyor. Etrafını biraz sağlam yaptık. Falan hayatta kalacağımıza güvendiğimiz için ve barınağımızın da hayatta kalacağına güvendiğimiz için diyeyim. Rahat rahat gezebiliriz. Evet, burada iskeletleri onlarla kapıştırabilirim. Güzel de olur. Gelin. İskeletler var burada. Bakın sizin ananıza küfretti. Gel gel bak. Burada burada. Bak bunlar bunu ananıza küfretti o. Gürzcü mü bu? Nedir? Nasıl yıktın onu? Gelsene hocam, bak şu domuz da senin anana küfretti, bak bu var ya, bu şerefsiz anana küfretti. Ananıza sövüyor, ananıza. Arkada bak, anana sövüyor. Adamın anasına niye sövüyorsun lan? Evet, Home Sweet Home'a doğru gidelim şöyle dümdüz. Burada ne varmış? Odun. Abi o kadar şey, kıyafeti falan da aldık. Ne diyor? Çağlar evvel Odin dünyayı bir yere, Vanir'i, devleri ve herkes, ha şu şey, trollerden bahsediyor. Buralarda troll var o zaman demiştik ya.
Aslında kolay bir troll kesme yöntemi de olabilir. Yine bahsetmiştim önceki bölümde. Abi, kazmayla yeri kazabiliyoruz ya. Oradan yola çıkarak derince bir çukur kazsak, üstüne de şu 7'ye bastığımızda göstereyim. Bunların düzü yokmuş da bu arada, yatağı hep açılı ya. Şundan koysak mesela. Bunu da cana az ya. Ya da şey, tezgah kursak onun yanına da, çatı yapıp. Sonra da biraz uğraştıracak ama. O derin çukurun üstüne bu döşemeleri yapsak. Sonra da tam troll oradayken. Aslında troll vursa kendi başına da tek seferde yıkar herhalde ya. Tam ortada duracaksın, trollün vurmasını bekleyeceksin. Sonra bir anda kaçacaksın, troll vurduğunda oranın üstünde kendini çukura düşürmüş olur mu? Yani öyle bir şey olursa troll orada çukurda sabit kalır, yukarı vuramayacağı kadar derin bir şey yapacağız. Öyle de avlayabiliriz ama gerek yok tabii ki de, şu anki gücümüzle kesiyoruz zaten kaça kaça. Ateşli ok sağ olsun kesebiliyoruz. Ama hani oyunun başlarında troll kesmek istiyorum. Elimde sadece kaba, yay ve basit ok var. Veyahut ne bileyim, mızrak var. Ama mızrak da bir kere fırlatabiliyorsun. Kafama daş atıyorsun ha. Ya niye kovalıyorsunuz abi, niye? Şuradan bir depar basayım ben de, yetti gari ya bunlar. Ne oluyor lan? Kütük mü vardı? İki gün de dışarılarda gezmeyek değil mi? Uykusuz, şeysiz. Odaklama olayını çok iyi yapmışlar. Bakmadığın yer flu, bakınca netleşiyor. Bak gökyüzüne. Bakmıyorsun flu, bakıyorsun net. Ne var? Ne bağırıyor? Terbiyesiz, ahlaksız. Bazen çok korkuyorum. Bir geliyorum, troller evimi yerle bir etmiş falan diye. Üzerimizi boşaltalım hemen. Bir ellilik daha getirdim hocam size. Taş yok galiba değil mi? Taş toplamadık da. Şurada ganimetlere troll kafası, iki de bundan yapıştır. Hurdadan da yapıştır. Sikkemiz var. Şu şeyden var. Oranın da altı boş kaldı ya. Neyse. Orada başka iskelet de istiyordu burası. Sonra başka bir şey yok buraya ait. Kehribarı şuraya mı koyduk? Aynen, bunu buraya koy. Burada et var. 11 tane et var pişirilecek. Koy bunu. Altısı dursun mu? Yok. Altısını da şöyle koy. Başka buraya bir şey yok. Bal şuraya. Yok.
Bu buraya'ymış. Reçine de bitti gördüğünüz gibi ateşli ok yapınca. Şey de bu kadar kaldı tüy. O yüzden dedim tüy taşısam iyi olur yanımda diye. Arıyı da şuraya koyacağım. Kovan miktarını arttırmak istediğim için arttıracağım o kovan miktarını. Evet. Şimdi abi öncelikle bir onarımımızı tamamlayalım. Derhal troll derisi tunik, troll derisi pantolon yapılı. Peki troll derisi miğfer için 3 kemik parçası. Bunun içinde 10, 13 tane. Aa, pelerin için 10 tane mi istiyor? Pelerin için 10. Miğfer için 5. Tamam, 15 tane var bizde de. O zaman iş görecek. 13 kemik lazım. Aldık abi. 1. Troll derisi. Miğfer, çak bakayım. Tamam, giy bunu. Oh yeah. Bir de pelerin üret. Abi çok yahşi olduk ya. Pelerinli melerinli. Tamam. Şuraya da şu eski setimi atıyorum. Güzeliz. Güzeliz. Bizden iş çıkar. Her şeyimiz full. Maşallah diyelim. Şu an uyuyamam. Neden? Gündüz oldu. Değil mi? Aynen. Ama kapşon nasıl takıp çıkarıyoruz? Mesela kapşonu çıkarma olayı var mı? Kapşon açık gezme. Yok, böyle şekil şekil gezeceğiz. Şimdi troll, bundan sonraki troller bu üzerimdekilere seviye atlatmak için avlanacak abi. Bunu da bilgisini verelim. Ve mahzene gideceğiz demiştik. Tam 1 saat oldu video. Bir sonraki bölümde mahzene gideceğiz. Ve şöyle bir evimizde karşımızda şöyle bir poz veriyorum size. Bakayım şeyden gözükmüyor böyle. Şurada vereyim o pozu. Ama güneş buraya da vurmuyor. Neyse, vurmasın. Şöyle bir açıyla bize dön hocam. Sto, bize dön sto. Şöyle çömer bakayım. Evet abi, evimin önünde şöyle otururken sizi selamlıyorum. Buraya kadar izlediyseniz ve videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen butonunu kullanmayı ve kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Sonraki bölümde, bu arada kapşon şuradan sağ üstten gördüğüm kadarıyla bize sinsilik veriyor. Ne diyecektim? Ha, sonraki bölümde mahzenlere girelim artık. Zırhımızı şu anda yapabileceğimiz maksimum düzeye getirdik diye biliyorum. Dolayısıyla birazcık yerin altından malzeme toplayalım. Bunun için de şu üzerimde ki yemek miktarını 3'e düşüreceğim. Hatta şimdi bile düşürebilirim. Ağırlığı düşürebilirim. Mesela 20 tane bundan, 20 tane bundan, işte 5 tane şundan atıyorum giderim. Veya 5-5-5 yaparız, bilmiyorum. Ha, bunlar biraz daha fazla gidiyor. 10-15 yapabilirim. Böyle gideriz. Mahzenleri araştırırız. Üzerimizde çok ok olmaz. Mesela işte şu ikisi olur. Bunu atarım. Keza işte çapayı. Aslında yani çapayı benim oralarda yanımda taşımama da çok gerek yok. Biliyorsunuz ev yakınında kullanılan bir edevat. Mızrağı keza kullanmıyorum. Yani yanımda kullandığım 1, 2, işte şu 3, şu 4, şu 5. Bunu da evde kullandığım için. Olabilir. Öyle yapabilirim. Daha da mantıklı olacaktır. Hatta bölüm bitmeden onu da bu el şey bir sonraki bölüme unutur diyerekten bu düşünceyle bu bahsettiğimizi yapabiliriz. Nasıl yapacağız onu da? Hemen abi şurası neydi? Kehribar mıydı? Artık değil. Orası bizim alet edevat kutumuz.
Mızrağımız da kalsın. Mızrağı işte öyle kuşmuş şey yaparken işe yarıyor da. Kazmayı da orada kullanabiliriz. Bir şey kazılıyordur vesaire diyerekten. Ama şunun ben işe yarayacağını zannetmiyorum. Gerekirse de orada yapabiliriz yani bunu. Bunun dışında da ne dedik? Şu kehribarları şöyle bir uygun bir yere atayım. Buraya kehribarları atayım. Heh. 10 tane. Yolda giderken zaten toplayacağız da muhtemelen. Şöyle 2, şöyle 5. Böyle de 8 tane de o mu dursun? Etleri nereye koydum ben ya? Ha şuradaydı etler, pardon. Şunu da şuraya koy. Şunu da bir daha böl de şöyle koy. Tamam. Ok. Abi bence bu ikisi kalsın. Şu yüzü şuraya atalım. Bunların haricinde şu ikisini, şunları şöyle bir düz. Ağırlığımız 42 kilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 17 slot, 17 farklı şey taşıyabiliyoruz. Bu da iyi olur. Tamam, burada bitiriyorum artık. Çok daha fazla uzatmadan. Bu sefer bir saatlik yaptık ve bundan sonrasında da umarım bir saat yapmaya çalışırız. sonraki bölümlerde görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve de hoşça kalın.